أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين. Bugün Allah Azze ve Celle'nin izniyle Ankebut suresinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son 60. ayette kalmış idik. Tabi konu devam ediyor. Akışını hiç bozmuyor. Allah Azze ve Celle müminlerin, Müslümanların çektiği sıkıntılardan bahsetmeye devam ediyor. Bu gerek Müslümanların karşılaştığı hicrettir. Gerek açlıktır. Gerek rızık endişesidir. Bunlar neydi? Bunlar insanları çokça fitneye düşüren amellerdi, sebeplerdi. Allah Azze ve Celle o zamanki müminlere nasihatta bulunuyor. Aslında bize nasihatta bulunuyor. Bize söylüyor. Hani her zaman söylüyorum ya, Allah'ın kitabını bizler üçüncü şahıslar için söylendiğini, okunduğunu, anlatıldığını düşünürsek bizler üzerimize hiçbir şey alamayız. Bu bazen bizim kendi aramızda yaptığımız nasihatlerle de oluyor. Bazen bizler nasihat ediyoruz. Diyoruz ki sizden bazıları var ya şöyle şöyle yapıyor diyoruz. Adamın umurunda değil. Adam bu fiili yapıyor ama zannediyor ki ben başkasına söylüyorum. Ya kardeşim ben sana söylüyorum ya. Sen yapmıyorsan, sana söylemiyorsam da sen üzerine al yani. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın usulü bu şekildeydi. Ahlakı bu şekildeydi. Biri yanlış bir şey yaptığı zaman direkt kendisini rencide etmemek adına direkt kendisine ilk önce söylemezdi. Genel söylerdi. Ta ki insanlar üzerine alınsın. Ama sahabe üzerine alınıyordu. Sahabe yapılan nasihatlere karşılık veriyordu. Ağlıyorlardı. Kalpleri titriyordu. Ancak bugün bizim zamanımızda maalesef Müslümanlar yapılan nasihatlere karşı tepkisiz. Hiç tepki vermiyorlar. Yani ona söylüyorum, o zannediyor ki ben başkasına söylüyorum. Kardeşim ben hepinize söylüyorum. Kendi nefsime de söylüyorum. Biz tefsir dersi yaparken zannetmeyin ki ben bunları sadece size anlatıyorum. Önce kendi nefsimi anlatıyorum. Çünkü ben burada bir şeyler anlattığım zaman ilk önce kendi nefsimi ıslah etmek için mücadele ediyorum. Ama siz benden daha gayretli çıkarsınız, daha mücadeleci çıkarsınız, siz benden daha fazla nefsinizi ıslah edersiniz, ne mutlu size. Onun için nasihatları elimizden geldiği kadar üzerimize almaya çalışalım. Adam orada bir şey anlatıyor, örnek veriyorum. Burada seninle bir alakası yok, sen oradan sana ihtiyaç olanını al, gerisini bırak. Nice seleften bazı kimseler var ki karşı tarafı rencide etmemek adına dediler ki ey amcacığım galiba şöyle şöyle yapman lazım gibi söylemlerde bulunmadılar. Bak bakalım biz nasıl yapmışız dediler. Karşı taraf hemen üzerine alındı. Ha oğlum demek ki ben yanlış yapmışım. Bak örnek göstererek bile karşı tarafa bir şeyler anlatmak istedikleri zaman karşı taraf hemen anlardı. Bakardı aa oğlum ben yanlış yapmışım sen gösterdin ama. Demek ki biz yanlış yapıyormuşuz, sen değil diyerek üzerine alırlardı. Selefte hayat böyleydi. Ancak bizde böyle değil maalesef. Bu da bizim eksiklerimizden. Bu konuda Allah'ın kitabına karşı biraz tepkili olalım. Yani nasihatleri üzerimize almaya çalışalım. Evet. 61. ayette Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: "وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ" Ant olsun ki, yemin olsun ki onlara sorsan, gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan, لَيَقُلُنَّ اللّٰهِ فَاَنَّا يُؤْفَكُونَ Onlar Allah diyeceklerdir. Onlar Allah diyeceklerdir. فَاَنَّا يُؤْفَكُونَ Peki o zaman neden çevriliyorlar? Neden döndürülüyorlar diyerek Allah Azze ve Celle burada bir tacip bildiriyor bize. Neden yani? Hem yerlerin ve göklerin Allah Azze ve Celle tarafından yaratıldığını ikrar edeceksin. Hem güneşin ve ayın Allah Subhanehu ve Teala'nın buyruğu altında olduğunu söyleyeceksin. Ve bununla beraber tekitli bir şekilde Allah diyeceksin. Evet, onun yaratıcısı Allah'tır. Onu çeviren Allah'tır diyeceksin. Ve buna rağmen
döndürüleceksin. Yani haktan döndürüleceksin. İbn Abbas diyor ki bu ayet hakkında, onlar yerlerin ve göklerin Allah Azze ve Celle tarafından yaratıldığını söylerler. Çünkü bu müşriklerin imanıdır. Müşriklerin imanıdır. Onlar hem bunu kabul ederler hem de Allah'tan başkasına ibadet ederler. Yani müşriklerin itikadı, inancı bu şekildedir diyor Abdullah İbni Abbas. Yine Katade der ki yufekun, o zaman neden döndürülüyorlar sözü? O zaman neden denk tutuyorlar? Neden Allah ile beraber başka bir şeyi denk tutuyorlar diyerek burada kastedilenin bu olduğunu söylüyor. Yufekun denk tutmaktır demiş oluyor. Evet. Onun için İbni Kesir burada bunların inançlarından bahsederken özellikle diyor ki Mekke müşrikleri zaten Allah Azze ve Celle'yi biliyorlardı. Bunu ikrar ediyorlardı. Bu konuda hiçbir sıkıntı yoktu. Bugünkü bazı müşriklerin iddia ettiği gibi onlar ateist değillerdi. Onlar gayet de Allah'ı tanıyorlardı ve rububiyeti ikrar ediyorlardı. Buradaki özellikle leyekulunnallah, buradaki tekit var burada. Onlar kesin Allah'tır diyeceklerdir. Kesin. Tekit var orada ya. Hani böyle yarım ağızla değil de tam olarak Allah diyeceklerdir. Çünkü onlar Allah Azze ve Celle'nin ismini de çok ikrar ediyorlardı. Örnek olarak da şunu söyleyebiliriz. Daha önce Kitab-ı Tevhid'de olsun, Keşf-ı Şubuhat'ta olsun bunu aktardık. Biliyorsunuz ki onlar telbiye getiriyorlardı. Bunu İbni Kesir de naklediyor. Telbiye ne demektir? Yani kişinin haçtayken, umredeyken işte lebbeyk Allahümme lebbeyk diye başlayan dua, zikir. Onlar da aynı zikri yapıyorlardı. Ne diyorlardı? Emrine amadeyim Allah'ım. Emrine amadeyim Rabbim. Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrine amadeyim buyur. Şüphesiz ham sanadır, nimet sendendir. Senin hiçbir ortağın yoktur. Ancak tek bir ortağın vardır. Onun da işleri senin elindedir diyorlardı. Ondan dolayı zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam onlar bu sözü söyledikleri zaman kat kat diyordu. Yani aleyhissalatü vesselam kızıyordu bunu. Buradan kesin yapmayın diyordu. Bu nedendir? Bu şudur. Bugün bizim müşrikler yeryüzünde Allah Azze ve Celle'nin temsilcilik dağıttığını iddia ediyorlar. Kutup olduğunu söylüyorlar. Gafs olduğunu söylüyorlar. Bunlar ne demektir? Bunlar eşittir. Allah'tan başka bir ilah vardır. Ancak Mekke müşrikleri bunu açık bir şekilde söylüyorlardı. Diyorlardı ki emret ya Rabbim emret. Senin hiçbir ortağın yoktur. Ancak tek bir ortağın vardır. Onun da bütün işleri senin elindedir. Yani sen izin vermesen o hiçbir şey yapamaz diyorlardı. Bunlar açık söylüyorlardı. Bizim müşrikler de kapalı bir şekilde söylüyor. Yani örnek verecek olursak yağmuru kim yağdırıyor? Şeyh yağdırıyor. Haşa, öyle diyorlar. İşte yeryüzüne ne kadar yağmur yağacak, ne kadar rızık dağıtılacak, Şeyh Allah ile pazarlık yaptı, bu sene belirlendi diyorlar. Abartmıyorum ha, bunlar doğru. Bunlar kitaplarında geçen işte müritlerinin naklettiği sözler. Veya işte depremi başka bir yere taşıdı. Seli başka bir yere taşıdı. Felaketi başka bir yere taşıdı. Hastalığı başka bir yere taşıdı. O olmasaydı şöyle olurdu. O olmasaydı böyle olurdu. Bu işleri yapan biz biliyoruz ki Allah'tır. Ancak bunlar ne diyorlar? Bunlar diyorlar ki bizim şeyhimiz Allah ile görüşüyor. Bu işleri o yapıyor. Hatta kutup demek ne demektir? Yani bütün kainatın işlerini çeviren demektir. Onlara göre kutup budur. Kutup bu işi yapar diyorlar. Biz diyoruz ki siz Allah'tan başkasına ilah diyorsunuz, şirk koşuyorsunuz dediğimiz zaman yok diyorlar, biz öyle bir şey yapmıyoruz. Yani bir ilahın, bir Rabbin bütün vasıflarını bir insana veya kabirde yatan bir zata veriyorlar. Ancak sen Allah'tan başkasına ibadet ediyorsun, sen Allah'tan başkasına şirk koşuyorsun, Allah'tan başkasını ilah edinmişsin dediğimiz zaman da yok ben öyle bir şey yapmadım diyor. Diyorsun ki neden? Mekke müşrikleri de aynısını yaptı. Diyor ki Mekke müşrikleri Allah'ı kabul etmiyordu. Hayır kardeşim. Bakın işte bu ayette geçtiği üzere onlara sorsan yerleri gökleri kim yarattı? Güneşi ayı buyruğu altında tutan kimdir desen Allah diyeceklerdir. Dolayısıyla bu ayetlerin hepsi bunlara cevap niteliğindedir.
Ve biz diyeceğiz ki bu ahmaklara, bu cahillere diyeceğiz ki yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke müşrikleriyle savaştı. Akrabası olmasına rağmen savaştı. O zaman bu müşriklerin suçu neydi yani? Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bu zamanda olsaydı onlarla savaşırdı. Derdi ki bir tek ilaha ibadet edinceye kadar ben sizinle savaşırım derdi. Demek ki Allah'ı kabul etmek tek başına yetmiyor. Biraz sonra o konuya gireceğim. Başka bir mesele şunu diyeceğiz. Bugün bazı insanlar var ki gerçekten yani bu aslında itikat bütün müşriklerin ortak itikadı. Sadece sofilerin değil. İçinde bulunduğumuz toplumun neredeyse müşrik diye zikrettiğimiz bütün insanların ekseriyeti bu inançta. Yani Allah Azze ve Celle'nin rububiyetini kabul ediyor, yaratıcı olduğunu kabul ediyor ancak ilahlığını kabul etmiyor. Onun için Allah Azze ve Celle bunlara diyor. Yani nasıl olur da döndürülüyorsunuz? Niçin döndürülüyorsunuz? Yani ne oluyor size yani? Hem Allah'ın Rabbini kabul edeceksiniz, rububiyetini kabul edeceksiniz hem de döndürüleceksiniz. Allah'a başka bir şey denk tutacaksınız. Bu olacak bir şey değildir. Yaratan kimse, rızık veren kimse, güneşi, ayı, buyruğu altında tutan kimse ibadeti o hak eder. Bize bir de kural gösteriyor. Budur yani. Yani siz Allah'ın ekmeğini yiyip Allah Azze ve Celle'ye kılıç mı sallıyorsunuz? Haşa. Ne yapıyorsunuz yani? Ne için döndürülüyorsunuz? Ne oluyor size yani? Hem Allah'ın varlığını, birliğini kabul edeceksin hem de diyeceksin ki yasama yetkisi Allah'ın değildir, milletvekillerindir. Bu olacak iş midir? Hem diyeceksin ki yaratıcı Allah'tır, rızık veren Allah'tır diyeceksin. Hem de diyeceksin ki dualara icabet eden Abdülkadir Geylani'dir diyeceksin. Bu olacak bir şey değildir. Ne oluyor size yani? Niçin döndürülüyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle bu insanlara. Hem yine diyeceksin ki güneşi, ayı, buyruğu altında tutan odur. Güneş ki en büyük varlıktır. Ay ki en güzel varlıktır. Bunları buyruğu altında tutan Allah'tır diyeceksin. Ve bununla beraber gidip Allah'tan başkasına kulluk edeceksin. Allah'tan başkasına ibadet edeceksin. Hiçbir yaratma konusunda hiçbir payı olmayan insanlara ibadet edeceksin. Bu olacak bir iş değildir. Niçin döndürülüyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Ne oluyor size yani? Bize burada neden yamulduğumuzu, neden döndürüldüğümüzü veya neden Allah Azze ve Celle'yi bir şeye denk tuttuğumuzu açık bir şekilde ifade ediyor. Tabi buradaki muhatap müşriklerdir ve bu fiili bizzat yapanlardır. Evet. Burada başka bir nokta daha var. Önemli bir nokta. Bu ve benzer ayetler İslam ümmetinin arasına girmiş en büyük bidatlerden olan irca yani mürciye inancını inkar ediyor, reddediyor. O mürciye itikadı ki biliyorsunuz onun çeşitleri vardır. Bu ayete apaçık bir şekilde muhalefet ediyor. Neden bu ayet irca itikadına cevap niteliğinde, mürciye itikadına cevap niteliğinde? Şundan dolayı. Biliyorsunuz ki mürciyeler şunu iddia ederler kısım kısımdır. Bazıları der ki gulat olanları iman Allah'ı bilmektir derler. İman Allah'ı bilmektir diyene diyeceksin ki kardeşim madem ki iman Allah'ı bilmektir o zaman şeytan da Müslümandır sana göre. Doğru mu? Diyecek ki doğrudur yani eğer kaide buysa buna bunu diyeceksin. Ama biz buradan anlıyoruz ki Mekke müşrikleri zaten Allah'ı kabul ediyorlardı. Allah'ı biliyorlardı, tanıyorlardı ve rububiyeti ona veriyorlardı. Ve uluhiyetin bir kısmını da ona veriyorlardı. O zaman bu kaideye göre gulat olan, aşırı olan, İrca itikadına, inancına göre bunlar şeytana da Müslüman, iman ehli demeleri gerekiyor. Bazıları da derler ki tasdiktir. Yani Allah'ı tasdik etmektir. Bu da yine bunun benzeri bir şeydir. Zaten Mekke müşrikleri Allah'ı tasdik ediyorlardı. Bazıları da der ki Allah'ın emirlerini tasdiktir. Yani sadece şeriatın emrettiği şeyleri tasdik etsin yeter. Hiç amel etmese de olur derler. Bazıları da der ki kelime-i şehadeti söyledim bitti. Artık bu sana 404 gibi yapışır ve sen ne kadar şirk işlersen işle, ne kadar küfür ameli işlersen işle sen kafir olmazsın derler. Genel olarak bugün bu ümmetin içine düştüğü en büyük musibet, bid'at budur. Selefin kitaplarına bakacak olursak göreceğiz ki selef meselelere böyle yaklaşmıyor. Selefin yanında İman
eden bir kimse mutlaka namaz kılacak, mutlaka oruç tutacak, mutlaka zekat verecek. Ama irca ehlinin yanında bu böyle değildir. İrca ehlinin yanında Cibril'in imanı ile sıradan bir Müslümanın imanı aynıdır. Peygamberin imanı ile sıradan fasık bir Müslümanın imanı aynıdır. Hatta Allah'a tasdik eden bir adamın imanı aynıdır. Bize göre ki Müslüman değildir. Namaz kılmayan bir adamın imanı da aynıdır. Bize göre onlar Müslüman değildir. Ondan dolayı bu çok büyük bir fitnedir. Ve bu fitne birçok taifeye sızmıştır. Onun için biz hep diyoruz, yine söylüyorum, bizimle muhaliflerimiz, bizimle karşı tarafın en büyük farkı şudur, tekfirdir. Tekfirdir, yine söylüyorum. Bizimle irca ehlinin, bizimle selefi diye bilinen telefilerin arasındaki alamet-i farika tekfirdir. Onlar da tekfir ediyorlar ama onlar tekfiri anlayamamışlar. Biz böyle diyeceğiz. Tekfir çok önemlidir. Tekfir çok önemlidir, yine söylüyorum. Bu bizi insanlar tekfircilikle suçlasalar bile çok önemli değildir. Yani İmam Şafii'nin dediği gibi Ehl-i Beyt'i sevmek eğer rafizilikse yer gök duysun ki ben rafiziyim. Biz de diyeceğiz ki müşrikleri tekfir etmek haricilikse veya başka fırkalarsa tamam biz oyuz, fark etmez. Biz Ehl-i Sünnet'in kaidelerine bakarız. Selefin ne yaptığına bakarız, ona göre hareket ederiz. Nefsimize göre tekfir etmeyiz. Onun için bizimle irca ehli arasında böyle bir fark vardır. Biz Müslümanlara sürekli bu meselede uyarılarda bulunmamız gerekiyor. Evet. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın da zaten bununla alakalı bir hadisi var. Biz bunu 40 hadiste işlemiştik. Ben insanlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyince, namaz kılıp zekat verinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundu. Yani bunları yaparlarsa canlarını, mallarını benden korurlar. Ama bunları yapmazlarsa ne olacak? Savaşacağım, öldüreceğim, malını alacağım diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah Azze ve Celle'nin hakları da bundan müstesnadır. Haklar da nedir? Onu zaten o zaman hadislerde işlemiştik. Evet. 62. ayette Allah Azze ve Celle yine diyor ki Allahu yebsutu rizqa limen yeşâu min ibadihi. Allah Azze ve Celle kullarından dilediğine rızkı bol ve yahtiru leh. Ölçüye göre verir. Yani böyle tam istediği gibi dengeli bir şekilde, takdir ettiği şekilde verir. İnnallâha bi kulli şeyin alim. Doğrusu Allah Azze ve Celle her şeyi en iyi bilendir. Tabi bu konunun bir önceki konuyla alakası ne? Şöyle, zaten bir önceki derse gidecek olursak Allah Azze ve Celle bazı Müslümanların rızık endişelerine cevap verdi. Burada da Allah Azze ve Celle bize bir kaderle alakalı bir meseleden bahsediyor. Diyor ki Allah Subhanahu Teala, Allah dilediğine rızkı bol bol verir. Ölçülü bir şekilde verir. Takdir ettiği şekilde verir. Bunlar ne demektir? Bunlar şu demektir. Demek ki rızık Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Yani bir adam Müslüman olmuş veya kafir olmuş. Müslüman oldu diye rızkı bol olmaz. Kafir oldu diye rızkı az olmaz. Allah nasıl dilediyse o şekilde verir. Kafire de bol verebilir, Müslümana da bol verebilir. Kafire de az verebilir, Müslümana da az verebilir. Bu neye benzer? Bu şuna benzer. Nasıl ki Müslümanın da çocuğu olmayabiliyor, kafirin de olmayabiliyor. Allah Müslümana da hastalık verebiliyor, kafire de hastalık verebiliyor. Allah Azze ve Celle aynı şekilde rızık da böyledir. Dilerse Müslümana çok verir, dilerse az verir. Bu aynı şey kafir için de geçerlidir. Tabi bize düşen sebepleri sadece yerine getirmektir. Takdir Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Ve Allah Azze ve Celle her şeyi en iyi bilendir. Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki bu konuda Allah Azze ve Celle'ye akıl vermeye gerek yok. Yol gösterme hakkımız yok. Diyemeyiz ki ya Rabbim bana çok çok vermen gerekiyordu. Diyemezsin. Ya Rabbim ben zaten bunu hak etmiştim. Ya Rabbim ben çok başarılıydım. Çok çalıştım. Senin bana vermen gerekirdi. Yani Allah Azze ve Celle'ye işini öğretme. Haddini bil, otur. Allah Azze ve Celle sana verirse nimettir. Ne güzel, şükret. Ama vermezse hikmettir. Yine otur, hamd et. Senin yapacağın budur. Yoksa sen Allah Azze ve Celle'ye işini öğretme. Birinin malının çok olması o adamın şerefinin çok olmasını gerektirmez. O adam çok şereflidir denilmez. Her ne kadar toplumun içinde parası olmayanın şerefi yoktur dedilerse de İslam'da böyle bir şey yoktur. Şeref parayla ölçülmez.
Ama bizim toplum ne der? Bizim toplum der ki parasız adam, şerefsiz adam derler. Öyle derler. Haşa, öyle bir şey yok. Yani şeref, haysiyet, karakter parayla ölçülmez. İslam'da bu böyle değildir. Ve Allah Azze ve Celle birine çok para verdi diye o çok şereflidir. Birine az para verdi diye o az şereflidir denilmez. Böyle bir şey yoktur. Onun için sakın bu ölçüleri gelip bunlara kullanmayalım Allah için. Allah dilediğine bol verir, dilediğine de ne yapar? Kısar, daraltır. Bu bizi bu konulardan alıkoymasın, sebepleri terk etmekten alıkoymasın ve Allah Azze ve Celle'ye karşı suizanda bulunmamıza sevk etmez. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Ve yine 63. ayette Allah Azze ve Celle diyor ki وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَ بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا Andolsun ki onlara gökten su indirip onunla ölümünden sonra yeri dirilten kimdir diye sorsan ne diyecekler? لَيَقُلُنَّ اللّٰهِ Allah diyeceklerdir. قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ De ki hamdın, övgünün tamamı Allah'a aittir. بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Ancak insanların birçoğu bunu bilmezler. Bakın bir önceki sorudan biraz daha farklı. Yine Allah Azze ve Celle soruyor ancak bu sefer tafsilatlı soruyor. Onlara sorsan desen ki peki gökten yağmuru kim yağdırıyor? O yağmurla yerleri kim yeşertiyor? Bitkileri kim yeşertiyor? Ölü toprakları kim yeşertiyor diye sorsan onlar kesin olarak tekitli bir şekilde Allah diyeceklerdir. O zaman Allah Azze ve Celle diyor ki o zaman de ki övgünün tamamı hamdin tamamı Allah'a aittir. Ancak insanların birçoğu bunun farkında değil. Akletmiyor, düşünmüyor, farkında değil. Değil. Burada Allah Azze ve Celle bize rızkın kaynağını da açıklıyor. Rızık benim elimdedir diyor. Yani ben size yağmur yağdırmazsam ey insanoğlu siz açlıktan ölürsünüz, ölürsünüz. Benim elimdedir. Çünkü benim gökten indirdiğim yağmur yeryüzüne iner ve sizin gıdanız oradan çıkar ve siz oradan beslenirsiniz. Yani sizin gıdanızın kaynağı benim elimdedir. Hani sizin o beğenmediğiniz o benim kanunlarım, o kitabım var ya, onun sahibi benim ya diyor Allah Azze ve Celle. İşte gökten yağmura ihtiyacınız var, ihtiyacınız var. Ben yağmurunuzu kessem kimdir size yağmur verecek olan? Hadi versinler bakalım Avrupa Birliği, hadi versin NATO. Hadi versin şu mahkemeler, bu mahkemeler versin hadi. Veya şu şeyh veya bu şeyh menzil versin, İsmail Ağa versin, İbni Arabi versin, Abdülkadir Geylani versin, Bedevi versin, versin hadi versinler bunlar size o yağmuru. Veremezler. Allah Azze ve Celle gün gelecek kullarını bununla da imtihan edecek. Ki bazen imtihan ediyor, Allah daraltıyor kulları. Hepsi eller ayaklar titriyor, çıkıyorlar. Ya Rabbimize yağmur ver, Ya Rabbimize yağmur ver diye yağmur dualarına çıkıyor. Bu kadar acizler. Bir deprem oluyor, hepsi Allah'a koşuyor. Bu kadar acizler. Bir hastalık oluyor, hemen Rablerine koşuyorlar. Bu kadar acizler. İşte Mekke müşrikleri de aynı bugünkü bizim müşrikler. Yani bizim zamanımızda yaşayan müşrikler gibi gökten yağmurun Allah Azze ve Celle tarafından yağdığını biliyorlardı. Ve o yağmurla yerlerin tekrar hayat bulduğunu da biliyorlardı. Rububiyette tafsilatlı soruları sormasına karşı müşriklerin cevapları yine tekitli olduğunu biraz önce söyledik. Peki bu neyi gerektirir? Allah Azze ve Celle bize söylüyor. Bu hamd etmeyi gerektirir. Hamd etmeyi gerektirir. Eğer siz Müslüman iseniz bunu aklediyorsanız o zaman Allah Azze ve Celle diyor ki قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ O zaman hamd et. Hamdın tamamı Allah'a aittir. Övgünün tamamı Allah'a aittir. Yani yağmuru başka biri yağdırmıyor ki. Allah yağdırıyor. Onu öv. Ona teşekkür et. Sen yağan yağmurdan dolayı kaç kere Allah'a hamd ettin? Hiç, hiç, hiç. Veya az, az, az. Onun için yağan yağmurdan dolayı bizim Allah'a çokça hamd etmemiz, çokça teşekkür etmemiz, şükretmemiz gereklidir. Peki bu yağmuru yağdıran Allah, bu indirdiği yağmurla bize hayat veren Allah Azze ve Celle hamdi hak etmiyor mu? Tabii ki hak ediyor.
Peki övgüyü bu hak ediyorsa, o zaman Allah Azze ve Celle'nin kanunlarıyla, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle yaşamak gerekmez mi? Övgü bunu gerektirmez mi? Teşekkür bunu gerektirmez mi? Her haline müdahale eden, her halinde sana yardım eden, şifa veren, rızık veren bir ilaha ibadet etmemiz gerekmez mi? Veya ibadetlerimizin tamamını ona yöneltmemiz gerekmez mi? Kalbimizin bütün ibadetlerini ona yöneltmemiz gerekmez mi diye bu soruları bolca kendimize sormamız lazım. Ve Allah Azze ve Celle onların birçoğu akletmezler diyor. Çoğu bunun farkında değil. Çoğu bunun farkında değil. Hatta bizler de bazen bunun farkına varamıyoruz. Esen rüzgarların bize ne getirdiğini bilmiyoruz. Yağan yağmurların bize ne getirdiğini bilmiyoruz. Güneşin, ayın bize ne gibi nimetler getirdiğini bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimizdeki nimetini hatırlamıyor, bilmiyor, akletmiyoruz. Onun için Allah Azze ve Celle insanların birçoğu bunu bilmezler diyor. Nasıl ki insanların birçoğu Allah'a şirk koşarak iman ederler diyor Allah Azze ve Celle başka bir ayette. Aynı şekilde insanların birçoğu akletmiyor, şükretmiyor ve Allah'a şirk koşuyor. Ona denkler koşuyor. Allah Azze ve Celle bizi bunlardan muhafaza etsin. Evet. 64. ayette ise bu ayetle bitireceğim meseleyi Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهُ وَالْعَيْبِ. Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyun, oyuncaktan ibarettir. وَاِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Asıl hayat ahiret yurdudur. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ah keşke bilselerdi diyor Allah Azze ve Celle. İbn Abbas buradaki hayvan kelimesini burada kastedilen şudur. Yani inne daral ahirete lehiyel hayvan, muhakkak ki asıl hayat ahiret yurdu hayatıdır. Yani asıl hayat kalıcı olan hayvandır. Yani kalıcı olan odur demek istiyor. Hayvan demek kalıcı demek, bitmeyen demek. Mücahit ise hayvan kelimesi için şunu söylüyor. Yani ölümsüz bir hayat. Kastedilen budur. Asıl hayat ölümsüz olan hayattır demek istiyor. Çünkü müşrikler diyor bunları bilmiş olsalardı bunun için çaba gösterirlerdi. Allah'a ibadet ederlerdi. Allah Azze ve Celle'nin rububiyetini ikrar edip uluhiyetinde şirk koşmazlardı. Aslında burada Mücahid'in sözünde ve İbn Abbas'ın sözünde bize bir nasihat vardır. Demek ki kişi buradaki hayvan kelimesini yani asıl kalıcı olan odur, ölümsüz olan odur. Bunu biz de gerçekten bilmiş olsaydık bizler de ne yapardık? Dünya hayatının bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu anlardık. Her kim bunu anlarsa evet Mücahid'in bu sözünde olduğu gibi bu kelimenin manasını gerçek manada anlamış olur. Ancak maalesef insanların birçoğu bu kelimenin manasını anlayamamışlar. Yani ne demek kardeşler? Özetleyeyim, işin lügat bölümünü geçeyim. Yani şunu demek istiyor. Kalıcı olan ahirettir. Ölümsüz olan ahirettir. Fayda verecek olan ahirettir. Eğer insanlar bunu bilmiş olsalardı, dünya hayatının oyun ve eğlence bölümüne yönelmezlerdi. Dünya hayatına yönelmezlerdi diyor alimler. Onun için diyor, لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ah keşke bilselerdi. Şayet bilselerdi bunu yapmazlardı. Şayet bilselerdi dünyaya yönelmezlerdi. Şayet bilselerdi az bir bedel olan, az bir paha olan ve karşılıksız olan, hiçbir manası olmayan dünya hayatına yönelmezlerdi, ahireti bırakmazlardı. Onun için bilmiyorlar, bilmiyorlar ve birçoğumuz da bilmiyoruz. Gerçek manada ahiretin mahiyetini bilmiyoruz. Onun için alimin birinin dediği gibi şunu söylüyor. Diyor ki, evet diyor, dünya sadece bir eğlenceden, oyundan, oyalanmadan, oyuncaktan ibarettir. Evleri vardır, parkları vardır, dükkanları vardır, tezgahları vardır, hesapları vardır, kararları vardır, evliliği vardır, boşanması vardır. Sanki çocukların evcilik oynamasına benziyor. Dünya böyle bir şey işte. Ve çok ilginçtir, bir örnek veriyor ki gerçekten bu örnek beni çok hem güldürdü hem düşündürdü. Hatırlarsanız
Hepimiz çocukken evcilik oynardık. Birimiz kral olurduk, birimiz prens, birimiz prenses, birimiz kraliçe veya birimiz patron olurduk, birimiz işçi olurduk. Sonra rolleri dağıtırdık herkese, herkes rolleri alırdı. Sonra oynardık. Oyunun en güzel yerinde annelerimiz, babalarımız bizi çağırırdı. Haydi koşun oyun bitti derlerdi. Tabii biz bırakmak istemezdik ama mecbur o oyunu bırakırdık. Yani o oyuna sanki biri tekmesini vururdu ve her birimiz rollerimizi bırakır geri gelirdik. Dünya hayatının durumu böyledir. Şimdi düşünün, tefekkür edin. Her birinize bir görev verilmiş. Biriniz hocasınız, biriniz talebesiniz, biriniz annesiniz, biriniz babasınız, biriniz işçisiniz ve bir görevli gelecek, bir tellal gelecek, diyecek ki haydi gelin vaktiniz bitti. O kim? Ölüm meleği. Siz diyebilir misiniz? Ya ben zaten daha emellerim uzundu, daha yapacak işlerim vardı, daha çok güzel hayallerim, planlarım vardı diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Hemen bırakacaksınız o rolü. Size taksim edilen o rolü bırakacaksınız ve ölüm meleğinin peşinden asıl yurda, asıl hayata gideceksiniz. İşte aynı böyle çocukken yaptığımız oyunlar gibi. Allah Azze ve Celle'nin burada verdiği örnek gerçekten çok yerinde. Yani oyun ve oyuncaktan, oyun ve oyalanmadan ibaret. Başka bir şey değildir. Ondan dolayı kardeşler, bizim dünya hayatının peşine düşme konusunda kendi nefsimizi teskin etmemiz lazım. Çünkü selef ve halef hepsi bu konuda en çok dünya hayatının geçici olduğuyla alakalı nakiller yapmışlar. Çünkü dünya hayatı aldatıcıdır. Şeytan da insanları dünya hayatıyla aldatır. Dünya hayatı diyorum. Niye dünyayı biz karalıyoruz? Niye dünya şöyle, dünya böyle? Niye şarkılarda hep dünyaya sallıyorlar? Sebebi ne? İmam Ebu Hanife şunu söylüyor. Diyor ki dünyaya kızmak için sebep yok. Ancak diyor Allah'a isyan edilir. Ondan dolayı ona kızılır diyor. Yani dünyaya kızmamızın sebebi dünya ve ahiret. İki kuma gibidir diyor Ali radıyallahu anh. Birini razı etsen öbürünü razı edemiyorsun. Birine yönelsen ona yönelemiyorsun. Yani Allah sana burada bir güç vermiş. Gücünü diyor ki dünya hayatına değil ahiret hayatına kullan. Dünya hayatıyla alakalı ihtiyacın kadarını al, gerisini bırak. Hani Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ya, bir yolcu gibi ol. Dünyada bir yolcu gibi ol. Yolcu ne yapar? Yolcu ev yapar mı? Yapmaz. Yolcu orada bir şeyler kurar mı? Kurmaz. Evliliktir, aşirettir, şudur budur. Böyle uzun emeller kurar mı? Kurmaz. Yolcu zaten gidecektir. Gidecektir. Sadece ihtiyacı kadarını yanında tutar. O da ölmemek için. Geri kalanında yoluna devam edecektir. İşte böyledir. Dünya hayatının misali buna benzer diyor. Yine İmam Şafii rahimahullah şunu söyler. Dünya ve onun yaratanı bir arada sevdiğini söyleyen kişi diyor yalancıdır diyor. Yani hem dünyayı hem de onu yaratanı sevdiğini iddia eden kişi yalancıdır diyor. Yine seleften biri diyor ki Fudayl İbn İyad, dünya için çalışmak kolay, dünyadan kurtulmak diyor çok zordur. Yine Hasan-ı Basri diyor ki zavallı kul diyor öyle bir yere razı oldu ki helaline hesap, haramına azap vardır. Yani sen para kazanıyorsun. Evet, bunun helalinin hesabı vardır. Haramının da azabı vardır. Yani her türlü zarardasın diyor ya. Nasıl bir şey ki insanoğlu buna aldanıyor, insanoğlu buna yöneliyor. Allah bizim ayağımızı sabit kılsın. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabı Selman-ı Farisi diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizden yemin istedi. Biz de ona yemin verdik. Her birinizin dünyalıktan taşıyacağı bir yolculuğun taşıyacağı kadar olsun diyor. Yani sen şimdi bir yere gidiyorsun ya, ne kadar taşıyabiliyorsun? Bu kadar mı? Senin malın bu kadar olsun. Hatta ölüm döşeğinde bir kabı var, kasesi var, su içecek. Bunun için ağlıyor. Diyorlar niye ağlıyorsun? Diyorlar eşyalarım çok. Diyor ben eşya göremiyorum yani. Diyor biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselama yemin verdik diyor. Aynı bu sözü orada da zikrediyor. Acaba ben bunlardan dolayı hesaba çekilecek miyim diyor Selman-ı Farisi diyebiliriz. Başka bir mesele ise yine Fudayl İbn İyad diyor ki Allah Azze ve Celle sevdiği kuluna dünyayı daraltır diyor.
sevmediğine de genişletir ve kendini unutmaya sebep kılar. Allah Azze ve Celle'yi bir an bile unutturacak dünya meşgalesinden hayır beklenmez. Burada şöyle de bir durum var. Biraz önce anlattığımız kıssa. Yani Allah Azze ve Celle bir kulunu daraltıyorsa maddi açıdan bunda bir hayır vardır. Çünkü selefin ekseriyeti fazla paranın, malın, mülkün fitne olduğunu söylemişlerdir. Daha büyük fitne olduğunu söylemişler. Neden cennete fakirler zenginlerden önce giriyor? Sebebi budur. Çünkü zengin adamın, parası olan adamın imtihanı çoktur. Hani dedik ya, helalin hesabı vardır, haramın azabı vardır. Helal olsa gidip hesap vereceksin. Nereden kazandın, nereye harcadın, zekatını verdin mi, vermedin mi? Haram olsa zaten yanacaksın. Hep zarar yani. Ama fakir öyle değildir. Fakir parası olmadığı için ne hesap verecek ne de kazandığı için azap görecek. Dolayısıyla hani bu konuda maddi açıdan sıkıntı çeken kardeşlere söylüyorum. Yani işin hep dünyalık açısından bakmayın. Ahiretlik açısından bak. Allah Azze ve Celle verirse nimettir, şükredin. Peygamberler şükretmişler. Allah bazı peygamberlere vermiş, Süleyman Aleyhisselam'a verdiği gibi. Ama bazılarına da vermemiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi sürekli aç gezmiş. Dünyayı tercih etmemiş, malı tercih etmemiş. O da hamd etmiş, şükretmiş. Bunun bir imtihan olduğunu bilmiş. Ondan dolayı bunu iyi dengelememiz gerekiyor. Yani size mal, mülk verilmiyor diye bu konuda ya keşke şu adamdaki araba bende olsaydı, ah keşke şu adamdaki ev bende de olsaydı demeyin. Allah'tan hayırlısını isteyin. Çünkü hayırlısını istemek çok önemli. Size mal verilir ama hayırlı değildir. O mal sizin aranıza bir yılan gibi girer. Belki ailenizi dağıtır, belki huzurunuzu bozar. Siz bunu bilmiyorsunuz. Ama diyorsunuz ki mal ver. Ya mal ver demeyin. Hayırlı olan malı isteyin. Size hayır getirecek malı isteyin. Ev istiyorsanız size hayır getirecek evi isteyin. Araba istiyorsanız size hayır getirecek arabayı isteyin. İllahi direkt malı istemek çok doğru bir şey değildir. Hayırlı olanı istemekte fayda vardır diyebiliriz. Onun için selef malı fitne olarak görüyordu. Daha önce de söyledim. Yine söyleyeyim. Aynı şekilde dedik ya, sahabe önlerine çok çeşit yemek koyulduğu zaman endişe ediyordu. Acaba ben burada yiyeceğim, ahirette bundan işte alı mı konulacağım diyerek düşünüyorlardı. Çünkü başka bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki iki dünyada gözyaşı olmaz. Bu dünyada çok ağlayan öbür dünyada çok gülecektir. Yani bu dünyada fakirlik çeken, sıkıntı çeken öbür dünyada bunun keyfini sürecektir. Ama bu dünyada keyif yapan o dünyada daha az yaşayacaktır. Sıkıntı yaşayacaktır. Ağlayacaktır yani. Onun için iki dünyada gözyaşı olmaz. İşte aynı meseleyi sahabe anladığı için önlerine fazla çeşit yemek koyulduğu zaman cennetteki nimetlerden acaba alı mı konulacağız diye düşünüyorlardı. Ömer radıyallahu anh Allah azze ve celle ona fetihler nasip etti. Düşündü. Dedi ki yahu dedi Muhammed aleyhissalatü vesselama verilmeyen fetihler bana verildi. Ebu Bekir'e verilmeyen fetihler bana verildi. Hemen şüphelendi kendisinden. Ne olacak benim halim dedi. Yani. Ne olacak yani? Ve düşünün Ömer ki ne kadar zahit. Yamalı cübbeler, doğru düzgün yemek yememeler. Buna rağmen Allah'ın kendisine verdiği bu nimetten dolayı halinden şüphe ediyor diyebiliriz. Son bir nokta ise burayı da anlatmak istiyorum. Hani buna benzer ayetler vardır. Bir ayet var ki Allah Azze ve Celle diyor ki biz göğü ve yeri ve onun arasındakileri bir oyuncak olsun diye yaratmadık diyor. Yine bu okuduğumuz ayet ve En'am suresinde geçen ayette dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Şimdi bazen derslerde bunları naklediyoruz. Biz diyoruz ki dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibaret değildir diyoruz. Bazıları diyor ki ya bu ayette de şöyle geçiyor. Biz yeri ve göğü ve onların arasındakini oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Bu ayetler çelişmiyor mu diye soruyorlar bize. Şimdi yeri gelmişken bunu kısaca anlatayım. Bu ayetlerin iki tane vecihi vardır kardeşler. İki yüzü vardır. Birinci vecihi yani Allah Azze ve Celle biz yerleri ve gökleri ve onların arasındakini oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık sözü şunu anlatıyor Allah Azze ve Celle. Yani ahirete geldiniz, burası oyun ve eğlence yeri değildir. Çalışın. Burası ekin ekme yeridir. Ekininizi ekin, ahirette biçersiniz.
Yani dünyada ibadet edin. Zamanınızı boşa geçirmeyin. Bunun için mücadele edin diyor Allah Azze ve Celle bu ayette. İkinci ayette ise, yani dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir ayeti ise şunu söylüyor bize. Yani dünya hayatı boştur, aldanmayın, yönelmeyin. Bunun için ahiretinize heba etmeyin. Dünya hayatının durumu insanın gözünü açıp kapaması gibidir. Bir rüya gibidir, boştur, gereksizdir. Bunu anlatmaya çalışıyor. Aslında ayetler çelişmiyor. Sadece farklı yönlerini bize Allah Azze ve Celle anlatıyor. Bir yerde ahirete yönelik amel etmemizi teşvik ederken bir yerde de dünya hayatının boş ve gereksiz olduğunu söylüyor. Aslında aynı şeyleri anlatıyor. Ama ayetlerin zahiri sanki birbiriyle çelişiyor gibi gözüküyor. Öyle değil. Sadece ayetleri anlamak için biraz mücadele etmek gerekiyor. Ondan dolayı bunları da böyle anlayacağız diyelim. Allah Azze ve Celle ayağımızı sabit kılsın. Allah Subhanehu ve Teala dünyaya aldananlardan eylemesin. Allah Azze ve Celle üzerimize hayır, bereket indirsin. Bizi dünyanın şerrinden korusun, şeytanın şerrinden korusun diyelim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa.